Manşete hoş geldiniz. Manşet bu haftadan itibaren artık e, sabah saatlerinde değil ikindi akşam vakitlerinde hangi saat diliminde iseniz Türkiye saat dilimine göre söylüyorum. E, bundan sonra böyle götüreceğiz. Munstar e, televizyon ekranlarında Turan Görü Yılmaz'ın güne bakışıyla Tarık Toros'un manşeti e, saat değişikliği yaptı, yer değişikliği yaptı ama aynı şekilde aynı e, günlerde e, yayınlanmaya devam edecekler. E, ülkenin gündeminde... Artık seçimlere saatler var ve saatler kala ülkenin gündeminde Ali Yeşildağ var, buna bakacağız. Miting meydanlarında artık şiddet dozunun artması var, buna bakacağız. Ve 14 Mayıs'ta ne olur, Erdoğan ne yapar ee, ve bu konudaki iddialar, ee, bu konuları dile getirmeye çalışacağız. Ama önce Ali Yeşildağ konusuyla başlayalım. Ee, Ali Yeşildağ, e, Cevheri Güven'in e, video e, YouTube kanalında... E, vi, ...yayınlanan videolarla gündeme geldi. Cevheri Güven, Ali Yeşildağ'ın... ...yedi parça halinde... E, ...yaptığı e, videoyu, çektiği videoyu... E, ...kendi e, YouTube kanalında... ...yayınlamaya ve bunun sıcağı sıcağına... ...analizlerini paylaşmaya başladı. Mühim bir gazetecilik başarısı. Bir, bu bir. İkincisi... ...Ali Yeşildağ'ın... E, ...bu mecra olarak... ...Cevheri Güven YouTube kanalını seçmesi de... ...önemli. Çünkü bir biçimde... E, ...sözünün ehli olan... E, ...ve... E, en azından gazeteciliğine güvendiği ve sonuna kadar bu işi götürebilecek herhangi bir etki ve tesir altında kalmadan sonuna kadar bu işi götürebilecek bir isim olarak e, Cevheri Güven'i tercih ettiği... ve on, o yüzden de videoları oraya teslim ettiği anlaşılıyor. Bir diğer e, konu da... E, Ali Yeşildağ başına her ne gelirse gelsin e, bu videoları teslim etmiş ve Ali Yeşildağ'ın başına her ne gelirse gelsin bu seri tamamlanacak. E, i̇ktidar muhakkak Kıdere Tepe e, Ali Yeşildağ arıyor. Yurt içinde mi yurt dışında mı nerede her şeyi seferber etmiş durumdalar muhakkak. Hakikaten bulsalar da bulmasalar da bu seriyi tamamlanacak öyle görülüyor susturmaya çalışsalar da çalışmasalar da ok yaydan çıkmış ve tamamlanacak öyle görülüyor son konuda cevheri güven bu videoları e, alıp e, istediğiniz gibi yayınlayabilirsiniz e, Telif almayacağım telif istemeyeceğim dedi ki zaten videoları da gördüğünüz gibi çıplak olarak veriyor logosuz olarak veriyor herhangi bir şekilde altyazı kc band e, e, herhangi bir montajdan falan geçirmeden veriyor ve dolayısıyla alın bunu kullanın istediğiniz gibi diyor. Çünkü buradaki iddialar çok önemli. Sadece bana mal edilerek veya Cevheri Güven üzerinden işte Cevheri Güven logosuyla falan şeyiniz olmasın. O konuda bir zaafınız varsa, o konuda bir ön yargınız varsa alın çıplak olarak kullanın diyor. Zaten e, zaafı e, piyasanın zaafı olduğu da ortaya çıktı. Çok fazla Cevheri Güven isminden e, bahsetmiyorlar. Ben e, Ali Yeşil'da e, videolarını önemsiyorum. Çünkü Ali Ali Yeşilda doğrudan Erdoğan'ın kalbine at, atış yapıyor. Yeşilda ailesinin bir ferdi. Daha evvel onlarla beraber çalışan, onlarla beraber iş tutan, onlarla beraber ne bileyim tehdit eden, para kazanan bir takım ekonomik ihale ve işte işlerden cukkasını alan isimlerden biri. Ali Yeşildağ'ın Elbette Hasan Yeşildağ ağabeyi veya işte kardeşi neyse o bu işlerin başında. Ta 70'li yılların sonundan beri bir gladio yapılanmasının içinde ve e, kullanışlı bir eleman ve aynı zamanda Erdoğan'la beraber çalışıyor. Erdoğan'ın e, çelik çekirdeğinin içinde e, İsviçre vatandaşı, onun da getirdiği bir takım e, kullanışlı şeyler var, e, argümanlar var... E, bir takım kolaylıklar var İsviçre vatandaşı olmasının getirdiği ülkenin kanalizasyonu patladı tam anlamıyla bu böyle bir anlamda bu tür itiraflar bu tür açıklamalar Erdoğan'ın ...gümbür gümbür gitmeye baş gittiğini ve gitme yolunda olduğunu da gösteriyor başından beri götürüyorlardı bu anlaşılıyor Ta Belediye İstanbul Belediyesi döneminden beri aynı elemanlar İstanbul Belediyesi'nde ...sağa solu tutmuş elemanlar daha sonra İktidara gelince de benzer yerleri tutmuşlar. Çok büyük götürdükleri anlaşılıyor. Yani milyar milyar dolar e, rüşvet çarkından bahsediyor Ali Yeşil'da. 17-25'te ortaya çıkanın yanında devede kulak. 17-25 bu ortaya çıkanın yanında devede kulak kalıyor. Gerçekten öyle. E, daha önce Erdoğan %10-20 komisyon alıyormuş. Anlatılanlardan o anlaşılıyor. Ama son 10 senede Erdoğan'ın artık komisyon almadığı komisyon da arttı işte Cengiz gibi kalyoncu gibi Kalyon gibi grubu gibi filan muhtemetlerine komisyon dağıttı ortaya çıkıyor videoların sıfırlama videosu gibi etkisi olur mu zannetmiyorum Çünkü sıfırlama videosu 10 sene önce etkili olmadı ki bunlar mı etkili olsun Çünkü AKP tamamı tabanı bloklaşmış durumda milleti millete de bırakmayız bu devleti diyor son dönemde sık çok yoğun sokak röportajı seyrediyorum oradaki vatandaşlardan birinin ifadesi bu yani Erdoğan'ın soylunun veya Hulusi Akar'ın ifadesi değil artık vatandaşa da geçmiş bu e, paradigma millete bırakmayız bu devleti bir halk röportajında sokak röportajında bir vatandaşın bir AKP'nin sesi düşünebiliyor musunuz haliyle e, AKP tabanı bu tür şeylerden etkilenmez ama e, bir kararsız seçmen ya da işte tam sandığa gittiğinde oyunu hangi lidere veya hangi partiye vereceği konusunda kararsızlık yaşayan seçmeni elbette etkiler çalıyorlar ama çalışıyorlar deniyordu. Çalışmadıkları da ortaya çıktı. Hele bu depremden sonra herkes bunu gördü. Ee, sadece yani ülkeyi yönetmek gibi bir dertleri olmadı. Ve ülkenin sırtından zenginleşmek, vatandaşı soymak gibi bir dertleri oldu. Ve ondan dolayı artık şu anda gangster yöntemleriyle e, iktidarda kalmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ve e, verelim gitsin bu iş huzur içinde çözülsün dönemi de bir anlamda kapandı. İtiraflar başladı. Belli ki bu iltihap yarın tam patlayacak ve ortalığı cerahat götürecek haliyle o yönde kararsızlığı olan sandık başına gittiğinde oyunun rengini belirleyecek olan kitleyi etkilemesi açısından önemli. E, Sait Sefa'nın videosunu da önemsiyorum. Hafta sonu çekti, e, yükledi ve esasen bir yönüyle e, Erdoğan e, gittiğini görüyor. Ve bir artık e, şey demok demokrasi dışı yöntemlerle e, durumu değiştirmeyecek ve değiştirmeye gücünün olmadığını da görüyor ve artık sandıkta kazanmaya çalışıyor. Yani altını çizelim. Erdoğan gitmemeye değil sandıkta kazanmaya çalışıyor ve onun için de seçimleri ikinci tura bırakmaya çalışıyor. Sayın Sefa'nın o açıdan açıklamalarını hafta sonu yüklediği bu videoyu da önemsiyorum. Çok da seyredilmiş zaten. 300 bine yakın izlenmişti ben baktığımda en son. Adnan Tanrı verdiğiyle ki Erdoğan'ın paramiliter yapının başına koyduğu kişi, Sadat'ın Sadat'ı kurdurduğu kişi. Adnan Tanrı verdiğiyle eski bir general. Emekli bir general Erdoğan'ın arasının bozuk olduğunu söylüyor. Ee, ve Adnan Tanrı ve Erdevi ekibinin eğer saray düşerse başımıza yıkılır zaten. Ee, eğer sokağa çıkarsak önce bizi vururlar ee, dediğini iletiyor. Ve e, Erdoğan'ın 7 senelik projesinin çöp olduğunu söylüyor Said Sefa. Silahlı milisler dahil olmak üzere hiç kimse Erdoğan için sokağa çıkıp polisle askerin karşısına gelmez diyor. İkinci mühim bir şey söylüyor. Özellikle kendi bizzat görüştüğü Anayasa Mahkemesi üyesine atıfla birinci elden paylaşıyorum diyor ve o anayasa mahkemesi üyesi Said Sefa'ya demiş ki elimizdeki bütün bu davaların tamamı politik, siyasi ve bu adamın Erdoğan'ın hırsıyla itirazıyla oluşmuş davalar yeter ki kaybetsin hukuka geri dönmek bir saatimizi bile almaz dolayısıyla bu açıklamaları da önemsiyorum haliyle Erdoğan'ın e, gitmemeye değil ama sandıkta kazanmaya çalıştığını da bu noktada bu çerçevede ele alın okuyun hafta sonu Er, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün taşlanması ana gündem maddesiydi. Karga kafası kalp taşı yenecek karikatürüyle çıkmış, durumu sembolize etmiş. İşte burada e, otobüse atılan taşlardan hatta tuğlalardan biri, işte yolda söküp atmışlar herhalde. İlk turda bitirelim etiketiyle Twitter'da dolaşıma girmiş, önemsiyorum. Seçim güvenliğinin emanet edildiği kişi artık işte yüz tarıma programını öyle geliştirmişler ki iç işlerinde ve öyle büyük teknolojiyle çalışıyorlarmış ki bir arabayla bir yaptığı propaganda videosunda yanındaki kişinin fotoğrafını çekiyor ve bir anda uygulama o kişinin kimlik bilgilerini önüne düşürüyor ve böyle bir uygulamayla böyle bir devlet uygulamasıyla istihbarat uygulamasıyla dolaşan ve seçimde aday olan, kendisi için oy isteyen bir İçişleri Bakanı. Karşınızdaki kitle bu, karşınızdaki çete, gangster çetesi bu. Dolayısıyla her şeyi çok iyi hesap etmek zorundasınız. Yine şu fotoğrafı önemsiyorum. Çokça fotoğraf seçim dolayısıyla önüme düşüyor ama Saadet Partisi Trabzon Gençlik Kolları ve CHP Gençlik Kolları iki kadının iki genç kadın seçim görevlisinin el ele tutuşarak yollarda dolaşması ve bir şey, bu şekilde seçim kampanyası yapmalarını önemsiyorum. Çok önemlidir bu. Saadet Partisi ve CHP Gençlik Kolları'nın gençlerinin el ele tutuşarak kampanya yapmasını neden olmasın ki karşınızda artık sizi güvenlik sorunu olarak gören bir iktidar var. Yani gangster çetesi derken boşuna söylemiyorum yani. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu. Bir de şöyle de bir şey var. Yani bakın e bu işi gündemde tutan yani ortada terör yok ortada PKK yok ortada işte LGBT vesaire gibi hani böyle bir gündem yokken bu işi gündeme getiren iktidarın kendisi ve bununla aylardır haftalardır program yapıyorlar ve şey propaganda yapıyorlar ve kendi kanallarında ve mecralarında da bu işi küpürtüyorlar yani sokakta böyle bir terör meselesi derdi olmazken aylardır olayı terörize eden iktidar iktidar tarafı işte bir de böyle böyle bakın yani esasen terörist ve bir numaralı ulusal güvenlik sorunu kendileri ve kendilerinde olan şeyi yansıtıyorlar yani. Yaptıkları bir açıdan da bu ama Devlet Bahçeli'nin şu lafını önemsemek gerekiyor. Bu hainler diyor muhalefet ittifakına ya müebbet alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar diyor. Vurun diyor yani. Eskiden böyle imalı konuşurlardı şimdi direkt konuşuyorlar yani. Erdoğan İstanbul mitinginde tamamen işte deep fake tekniğiyle üretilmiş bir montaj videoyu oradaki toplanan on binlerce insana gösterdi. İşte haydi videosu Kemal Kılıçdaroğlu'na da haydi dedirtiyor, PKK liderine de haydi dedirtiyor, montajlanmış insanlara gösteriyor ve milyonlarca insan da bunu ekranda seyrediyor. Artık yalan yanlış ve üretilmiş videoları ve bilenlerin bildiği herkesin bildiği bu şeyi doğrudan boca ediyorlar. İşte seçime 3 gün 4 gün kalmış artık ne yaparsak meşru. O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de TRT süremi TRT'nin sansürlediklerinin sesi olmak için kullandım demesini önemsiyorum. TRT'de seçim konuşmaları falan demodedir. Eski kapalı Türkiye döneminin, tek kanal döneminin bir alışkanlığı. Kanunlarda da öyle gelmiş hala sürdürüyorlar. Değişmeli bence ama eğer bu süreyi yani TRT'ye çıkıyorsan bunu TRT'ye bindirmek için kullanacaksın. Ee, Kılıçdaroğlu da o açıdan iyi yapmış ve eee TRT'nin görmediği bir takım hadiseleri sıralamış. Özellikle depremle ilgili olarak, AFAD'la ilgili olarak bence iyi yapmış. en azından ben diyor benim sosyal ağlarda işte kendi mecralarımda videolarım zaten milyonlarca seyrediliyor. Madem sen bana söz hakkı verdin ben de senin bir sicilini ortaya dökeyim. Çok iyi. Sosyal ağlarda özellikle son haftaya girilirken Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın çekilmesi üzerine çokça paylaşım oldu. En sevilmeyen aday listesinde ilk sırada. Keşke çekilse ama ciddi bir ruh sağlığı sorunu var. 2018'de girdiği travmayı atlatamadı. Belki o dönem ilaçla tedavi olsaydı düzelebilirdi ama şu anda ilaçla tedavi durumu kurtarır mı bilmiyorum. Bir kitlesi var. Bir oy alıyor bir biçimde. Birkaç oyu var yani bilmiyorum iki midir üç müdür. Bu da gittikçe düşmeye başlamış son günlerde. Zaten yerin dibindeydi. İyice kendini bitirdi. Eğer onurlu bir şekilde Kılıçdaroğlu lehine çekilirse belki bir miktar şeyi kurtarır ama durumunu kurtarır postu kurtarır itibarını kurtarır kaldıysa ama yapacağına ihtimal vermiyorum benzer bir şekilde Sinan Oğan'ın da orada Sinan Oğan tabii seçim sonrasının liderliğine de oynadığı için. ...seçim sonrasına dönük bir takım siyasi hesapları olduğu için... ...Sinan, Sinan Oğan'ın çekileceğine falan çok fazla ihtimal vermiyorum. Muharrem İnce'nin de vermiyorum. Bakalım iş nereye gider? Savaş Genç'in söylemine katılıyorum. Seçilemezse bile gitmeyecek endişesiyle yaşamayın. Gerçekten bu gitmeyecek endişesi kendi propagandası. Paşa paşa gidecek. Tıpış tıpış gidecek diyor. Çoğunluksunuz deneyecekler ama başaramayacaklar diyor. Ee, katılıyorum. Son haftada hava budur, atmosfer budur. Ee, bakın işte Ali Yeşildağ'ın ilk videosunda bahsettiğim... ...bir 1 milyar doların kütlü olarak miktarı bu. Yani genişçe bir evin, genişçe bir salonunun salonunu Amerika, e, Amerikan 100 dolarlık banknotlarıyla doldurduğunuzda tepeleme böyle oluyor. Ve bu sadece 2007'de bir ihalede götürdükleri 1 milyar dolar. Şimdi daha iyi anlaşılıyor Kılıçdaroğlu'nun 400 küsür milyar demesi. Ve bunu sadece Ali Yeşildan iddialarını sadece Meral Akşener'in gündeme getirmesi de son derece düşündürücü. Maalesef Türkiye muhalefeti büyük çoğunluğu itibariyle Türkiye matbuatı, basını, medyası neyse büyük çoğunluğu itibariyle muhalif taraftaki büyük çoğunluğu itibariyle bu işleri görmüyor, görmekte istemiyor. Ahmet Dönmez paylaşmış. 2007'de diyor, hiç olmazsa diyor. Öyle böyle bir yargı korkusu vardı, asker korkusu vardı, medya vardı falan. O zaman bile pervasızca bu paraları çalanlar son 7 yılda neler çalmıştır diye soruyor. Haklı, doğru kapatırken Kemal Derviş'i anıyoruz bir kere daha saygıyla. Özellikle 2000-2001 döneminde 2001 krizi sonrasında ekonomi yönetiminin başındaydı ve Türkiye'yi uçurumdan aldı. Ve onun tesis ettiği politikalar evet Türkiye'ye acı reçete içirdi. Siyasi olarak da kendisine hiçbir şey getirmedi ama o program sonrasında başarıya ulaştı ve bu programı AKP de ilk döneminde kayıtsız şartsız uyguladı ve Türkiye'nin iki yakası bir araya geldi. AKP Başarıyla uyguladığı bu programı, başarıyla takip ettiği, takipçisi olduğu bu programı sonrasında boşadı ve 2012-2013'ten sonra da sonrasında da Türkiye tepe taklak gitmeye başladı. Şimdi artık bir Kemal Derviş mi Kemal Dervişler mi ya da başka şeyler mi çözer bilmiyorum ama Kemal Derviş'in ele aldığı günden çok daha beter bir durumda Türkiye ve Türkiye ekonomisi. Cengiz Çandar 21. yüzyılın başında kendini uçurumun kenarından alan insan olarak hatırlayacak Türkiye demiş Kemal Derviş'i katılıyorum. Gerçek bir sosyal demokrattı diyor Yavuz Baydar. O nedenle Baykal ve CHP'si tarafından kovalandı diyerek de birebir tanıklığını anlatmış. Evet ülkenin kanalizasyonu patladı, yolun sonuna gelindi ve Erdoğan'ın kalbine kalbine çalışıyor artık. Onunla beraber çalışanlar, iş tutanlar, bürokratlar ve Erdoğan gümbür gümbür gidiyor. Gümbür gümbür gittikleri e, gitmekte olan bir rejimden bahsediyoruz ve bu rejimin kaybettiğini gördükleri için de çevresi konuşmaya başladı. Bir kere daha altını çizeyim Erdoğan gitmemeye değil sandıkta kazanmaya çalışıyor bunun için de elinden gelen ardına komuyor seçim ikinci tura kalsın haliyle parlamento seçimleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimin ilk turunu iptal edebilirler sonuca göre tamam ikinci tura bırakıyoruz diyebilirler. İptal etme seçeneği önemli. İptal ederlerse iptal edilmiş birinci turun tekrarında gene dört aday girer. Bunu unutmayın. Ve sonrasında gene bir ikinci tur yapılabilir. Ve haliyle haziran sonuna kadar seçim e, silsilesiyle Türkiye oyalanabilir ve dü dünya oyalanabilir. Erdoğan ve çevresi mutlaka B, C, D, E, F, G planlarını yapmışlardır. Bütün her şeye hazırlıklı olmak lazım. Şu ana kadar pek çok şey. Muhalefetin sahalarda yaka paça olması, valilerin belediye başkanlarının engel çıkartması, sertleşen dil vesaire Hepsi gerçekten emin olun öngörülebilir çerçevede öngörüldüğü gibi, beklendiği gibi yürüyor esasen. Artık şu son 3-4 gün ne yaşanırsa yaşansın ne olursa olsun çok da fazla önemli değil. 14 Mayıs'ı gerçekten merakla. Bekliyoruz ve son saatlere girildi Bugüne kadar söylenebilecek her şey söylendi Biz de söyledik Bundan sonra onları tekrar etmenin manası yok 14 Mayıs'ta şapka düşecek Kel görünecek tabir yerindeyse ee, artık e, bugünden başlayarak bu saat dilimindeyim ve bu saat diliminde e, Mustaş ekranlarında e, Turan Görür Yılmaz'la e, shiftleri değiştirdik tabir yerindeyse o sabaha geçti. Ben de ikindi ve akşam arası e, biçimde e, bir planlamayla e, manşetle e, karşınızda olacağım. E, bir süre böyle devam edeceğiz. E, ama son derece hareketli, bazen tek yayın yetmeyebilir. İkinci yayını basabiliriz, üçüncü yayını basabiliriz. Çok tercih ettiğimiz bir şey değil ama canlı yayına geçebiliriz gerekirse. Seçim gününe ilişkin İçkin de bir takım planlamalarımız var. Arkadaşlarla oturuyoruz, toplanıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. E, seçim gecesi de sizde habersiz, bilgisiz bırakmamak için alternatifli yayın planlarını e, birlikte konuşuyoruz, görüşüyoruz, planlıyoruz. E, bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.